geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun. Sorunuzu dile getirdiniz. Sizin haberiniz olmadan acil bir kararla, hemen yıkım kararıyla bir sürü bina varken sizin binanız yıkılmış. Bir, bunu anlatayım. Muhtara 3 günlük ihtarname yaptırılmış. Aha. Muhtar elinde 100 tane dosyayı imzalamakla meşgul. Fark edememiş mi? Hayır, bize haber verme şansı yok. Haber verme Çünkü şansı bunu muhtarın, depremzede bir muhtarın, zaten muhtarımız rahatsızlanmış, hastanede azaya teslim etmiş ve azanın da hiç haberi yok. Nerede bilsin buradaki mal sahibinin kime ait olduğunu? Telefon numarasını nerede bulabilir? Komple bina size mi ait? Evet. Ve bir Malatya'da, bakın Malatya'da ben bugün kıymetli, çok değerli Malatya'mızı cüzide insanları, vekillerimizin hepsine WhatsApp'ta mesaj gönderdim. Hı. Videoyu gönderdim. Başka bir televizyon çekim yapmıştı. Hı. Ben şunu istiyorum. Ya bu Hacı Osman Bey neden böyle çıldırdı? Neden bu kadar malını düşünmeyen, bu kadar mala tapmayan bir insanın bu kadar? Benim derdim şu. Hacı ben malacım. Hacı Osman Kalı. Benden bahsediyorum. Evet. Tamam mı? Hı. Bilmeyen yoktur. Hepsi biliyorlar. Bu insan neden bu kadar çıldırdı demelerini ben beklerdim. Çünkü neden? Bir numara sıkıntısı var. Benim rahatsızlığım yıkılan binayı kurtarmak değil. Bu yıkılmıştır. Evet, tabii bitti. Tamam mı? Ben avukatlara para edecek bir insan değilim. Ben devletime zarar edecek bir insan. Devletim ne halde çektiğini görüyoruz. Şahitiz. Yani devlet ne yapacağını bilmiyor. Gücü yetmiyor. Ve siz kalkıyorsunuz. Burayı 3 günde 5 günde hasar tespit çalışmaları bitirmeye çalışıyorsunuz. Böyle bir hasar tespit çalışması yapılamaz. Bu böyle bir olay koskoca Malatya'da sayısı da bilmiyorum 80 binden bahsediyor 100 binden bahsediyor. 100 bin bağımsız bölümün tek de gezilmesi veya 40 bin 4 bin 5 bin tane binanın gezilmesi bile günler aylar alır. Burada acil kılacaklarla alakalı gerçekten emin olmak gerekiyor. Bugün otel vardı biliyorsunuz. Evet biliyorum. Bakın oranın acil kılacaklara girdiğini gördüm. Evet öyle. Orası hafif hasar verildi. Birdenbire ya bana ait değil. Ben orayı satmışım. Mevzu değil. Mesele benim. Orayı da mı siz yaptırmışsınız? Arsa sahibi benim. Arsa sahibisiniz. Ve o binalar şu an mazara halen çalışılıyor. Evet bir yanlışlık olmuş. Ya o gün ben itiraz etmeseydim. Ben burada olmasaydım. Bugün kiracıların verdiği bir beyanla. Evim yıkılsın. Evet kiracılarımız çok korkmuşlar. Ben hiçbir kirayı 5 bin lira 10 bin lira yapmadım. Ve o kiracılara da hakkımı helal etmiyorum. Ben 1000 liraya 1200 liraya kirayı beklerken kapısını pencere şeyin mutfak dolabını söken kiracılarımız oldu. Biz bunun hesabını nasıl vereceğiz? Ankara sırası söken insanlarımız oldu. Bakın şu binanın yıkılacak diyerek klimalarını, kalifer petiklerini, şofbenlerini satanlar oldu. Kim yaptı bu işi biliyor musunuz? Abi kim yaptı değil. Bizim insanımız yapıyor. Biz yapıyoruz. Biz. Yani önce devlet her şeyi devlete bulunacağız. Biz alelacele yaparak. Ya bir kere askı neden vardır? Askı ücreti neden? İnsanlar neden beklenmemişler? Ama suçlu insanlarımız değil. Suçlu buradaki o garibanlar değil. Garibanlar dedikoduyla hareket ediyorlar. Bu bina yıkılacak dediklerinde. Direkt ben herkes kimsenin bilgisi olmadan. Evet yetkililerimiz 2 ay sonra. Evet Selahattin Gürkan başkanım. Biz seni çok seviyoruz. Ama kaybettim başkanım. Neden kaybettiniz biliyor musun başkanım? 2 ay sonra bu açıklama yapmayacaktınız. Benim elimde bir şey gelmiyor demeyecektiniz. Bugün buraya karar verenler, bu binaları yıkanlar çok kıymetli insanlar. Ben ona laf söylemiyorum. Yanlış yapmış olabilirler. Ama yarın onlar gidecekler. Bu şehri biz kurtaracağız. Biz buraya sahip Peki, çıkacağız. Bir şey soracağım size şimdi. Bu binanın önünde bir boşluk alan vardı. Bina sahibi sizsiniz. Evet. Sonra bir gece ansızın oraya bir kuyumcu dükkanı yapıldı. O süreci bir anlatır mısınız? O kuyumcu dükkanı nasıl yapıldı? Bakın. Üstü nasıl çıkıldı? En azından birinci ağızdan duyalım. Çok güzel. Anlatayım. Çok güzel. Bunu anlatın ki. Tamam. Çünkü bize şöyle bir bilgi geldi. İşte arsa sahibinin payı varmış, şu varmış. Ya orası kaldırımdı. Bir anda nasıl dükkan oldu? Merak ediyoruz. Bakın. En azından Erdal bu tarafa dönersen abimin açıklamasını bir dinleyelim. Şimdi biraz önce söyledik ki biz dedikoduyla hareket eden bir toplumuz. Onu bir anlatalım aynen. Şimdi orası imar. Orası çünkü bakın, uzun yıllar orası, boş bir alandı. Kaldırım da orası. Orası banka tarafında kullanılan, bankanın da rahat bir ferah alan verilmesi için çekme payı yaptığı imar sınırının içerisinde. Ama binanın üstüne doğru boştu. Tamam ama orası imar sınırı içerisinde. Orası dükkan. Camını arkada koymuşlar. Bakın. Anladım. Bunu biz, bu proje benim projemdi. Tabii ki işin içerisinde o anki belediye başkanımızın isminin geçmesi olayı karıştırdı. Asıl mesele o. Biz şöyle yani, bir proje... Soy isminden bilinir o. Kim çok oldu? Çok şey değil. Biz siyasete girmiyoruz. Orası biz proje olarak sunduk. Dedi ki biz burayı, çünkü orası tinerciler, tableciler orayı kullanıyorlar. Biz bundan rahatsızız. Orada farklı şeyler oluyordu. Ben burayı düzelteceğim dedim ve biz oraya yapılan demir konstrüktörünü de gördünüz. Yıkamadılar. Çok ağır bir şeyle beraber orayı biz şey yaptık. Yani biz sabah ve kaldırım kalkmıştı yerine bir şey geldi. Yok o sizin algınız. Sabah nasıl? Orada bir kaldırım yoktu çünkü. Orada boşluk vardı yani. Ama boşluk binanın boşluğu, kendi boşluğu. İmar sınırının içerisinde olan bir boşluk. Tamam, üstte binanız var. Yok, o, i̇şte, ben sadece yani, gördüğümü ama bakın biz maalesef toplum olarak ön yargılı, gerçekten araştırmada, bilmede, dinlemede karar veriyoruz. Herkesin vebalini alıyoruz. Ve bir gazeteci arkadaşımız, ben onun hükümet taraftarı olduğunu düşünmüyorum.
ismini de söylemek çok önemli değil. O gazetecinin benim dahi haberimi yaptığımı tanımadan bilmeden imar yolsuzluğu yaptığımızı, evet eğer benim Hacı Osman Kal olarak bir imar yolsuzluğum varsa onu tüm halkın içinde bağışlamayı vaat ediyorum. Eğer belediye burada bir yanlış yaptıysa bugün belediye başkanları o imarları verenler ayakta duruyorlar da bir mülk sahibi haşmak serbest denilen binaya izin alarak inşaat yaptırtırıyor. Kat karşılığı veriyor ve son 3 katını yapmıyor. Ve bu bina şu an o bina çok göze battığından dolayı yıkma kararı alıyorsunuz. Neden? O bina sağlam kalmış. O bina 3 tane büyük depremi geçirmiş ve bugün biz onunla bile ilgilenmezken bir baktık burası yıkılmış. Hiç önemli değil. Malatya halkına sesleniyorum. Hepsini yıksınlar. Helal hoş olsun. Sadece ben avukata vermeyeceğim, mahkemeye de vermeyeceğim. Sadece şunu söylüyorum. Bugün Kadir Gecesi. Ben inanıyorum ki Allah var. Ben inanıyorum ki Rabbim var. Ben onda şüphem yoktur. Aynen. Allah varsa ki şüphem yoktur. Onda şüphem yoktur. Allah onun hesabını soracaktır. Herkesi soracaktır. Adalet Allah'ın adaleti. Çünkü ben Osman, devletime ihanet ederim. Süremiz doluyormuş. Beni arıyorlar şimdi. Ağır hasarlıydı da ben itiraz ettim. Az hasarlıya çevirttim. Bu nasıl bir şey? Ağır hasarlı az hasarlıya nasıl çevriliyor? Kim buna nasıl izin verebiliyor? Ağır hasarlı denilen bina hasarsızı az hasarlı...